Arkadaşlar merhaba. 2 Ekim Pazartesi akşam Amerika'da Philadelphia ve Indianapolis yarış programları var. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepinize. Philadelphia'da 9 koşulu programın ilki 19:40'ta başlıyor. 1200 metre kum pistte. Tüm yarışlar kum pistte Philadelphia'da. Birinci koşu sürpriz bir netice çıkabilecek koşulardan biri. 7 atın ben 5'ini yazmanızı önereceğim. İlk olarak 4 numaralı La Lucia benim favorim 4. Rakipleri 7 numaralı My Three Butterfly. Sonra 1 numaralı Pop to Champion Row. 6 numaralı Debbie's Surprise. Ve 3 numaralı In Good Trouble. Şanslı gördüğüm safkanlar birinci koşuda sıralamam 4, 7, 1, 6 ve 3 oldu. İkinci koşu satış koşusu 1670 metre mesafeli koşuda tek olarak önereceğim safkan 2 numaralı Lost Lugia olacak. Frank Pennington idaresinde koşulları da oldukça tatminkar, en azından bugünkü rakiplerine göre daha iyi koşular sergiledi. Yakın ara tabelaları var. Bugün için bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Rakipleri de bana göre 2'den sonra 7, 9 ve 4 olacaktır. Ama şablonumda bıraktığım teklerden biri buradaki 2 numara. Üçüncü koşu Yedili Plasen'de ilk aya 1300 metre mesafeli dişilere ait şartlı koşu. 7 kısrak yarışa kayıtlı. Burada dördünü değerlendirmemi aldım. Tabii 5 numaraya baktığımızda şu anda %69'a ulaştı AGF'si. Oldukça favori bir safkan. Aslında favoriliği de hak ediyor. Yani koşularına baktığımda 7 kez koşup 3 birincilik, 3 de plasesi var. Ve bu rakiplerine göre daha üstün bir performans sergiledi şu ana kadar. Hatta yani bu gruba yazılmasından dolayı biraz şüphelendim. Bilmiyorum, belki yarıştan çıkar. Tabii bu benim tahminim yani. Yani normalde bunları geçmesi lazım ama bilemiyorum. Ben 5 numaranın yanına öncelikle 1 numaralı Pure Elegance, 7 numaralı Confirmed Genius ve 4 numaralı Agency'yi de değerlendirmemi aldım. Tabii ki 5'i tek de bırakanlara hayır demem. Daha da ufaltmak isterseniz kuponu, 5'i benim de favorim. Sonra 1, 7 ve 4 benim şans verdiğim atlar oldu 3. koşu için. 4. koşu ile 2. altılı ganyan başlıyor Philadelphia'da. Dişilere ait şartlı koşu 1400 metre mesafeli. Burada da 4 at ben değerlendirmemi aldım ama birini özellikle rakiplerinden bir adım önde tutuyorum. O da 8 numaralı True Blue Pearl. Şu ana kadar koşmuş olduğu koşullara baktığımda rakiplerine göre daha iyi bir performans sergiledi. Dolayısıyla Gulfstream'de koştu, Laurel Park'ta koştu, çim ve tapeta pistte koştu, kum pistte yanılmıyorsam ilk kez koşacak. Yadırgamazsa bu grubu geçmesini bekliyorum. Tek yazmak isteyenlere, yani daha da küçük kupon oynamak isteyenlere önereceğim safkan 8 numara olacak. Rakipleri 2 numaralı Ballant of Top, sonra 6 numaralı Matolia ve 7 numaralı Lulis Dancer. 8'in kötü koşması halinde devreye girebilecek rakipleri olduğunu düşünüyorum. İkinci altılı ganyan ilk ayağında sıralamam 8, 2, 6 ve 7 oldu. Dördüncü koşu iki yaşlı İngiliz taylarına mahsus 1100 metre mesafeli maiden koşu. Toplam 13 tay yarışa kayıtlı ama en az bir at çıkacak buradan. 13 şu anda yedekte. Burada koşan taylar var. İlk kez koşacak olan taylar var. Koşan taylara baktığımda beğendiğim taylar 6 numaralı tay ve 7 numaralı tayların koşuları fena değil. 8 numarada baktığımda değer olarak yüksek bedelli safkanlardan biri 75 bin dolarlık bir tay. Beşinciliği de fena değil. Yani 6-7'yi beğendim koşan taylardan. Ama ben burada ilk kez koşacak olan iki tayı önereceğim. Şablonuma da onları yazdım. Bunlar ilk olarak 1 numaralı Dainese Merlot. Diğeri de
12 numaralı Gan olacak. Rubens Silva, Jimenez çok yüksek kazanma oranlı jokey ve antrenör. Keza 1 numaranın antrenörü de çok iyi. Hazırlığı da özellikle son 4 çalışmasına baktığımda 849-50 saniyelerde yaptığı ve bu pistte hazırlanıyor 1 numara. Dolayısıyla ben burada altılı ganyanlar için 1 ve 12 diyeceğim. Yani 6 numarayı da bahis için de 6 ve 7'yi özellikle yazmanızı öneririm. Tabii ki 11 numarada zaten favori şu anda. Üstünde de Frank Pennington var. Bahise yazmadan olmaz ama ben 6'lıya dahilime yazmadım. Özellikle 6 numaraya baktığımda hani ikinci olma ihtimali yüksek bana göre. Burada ne var? Sıralı 5'li bahis de var. Mesela 7 numara. 7 numara sürpriz bir safkan. Dördüncülüğe bırakılıp sıralı 5'li bahis, yani dördüncülüğe tek yazılıp veya beşinciliğe tek bırakılabilir. 7 numara muhakkak ilk 5'e gireceğini düşünüyorum. Hani yarışı kazanırsa da tabii şaşırmam. Daha zorlu grupta koştu. Ama dediğim gibi şablonumda 1 ve 12 var ve yeterli olacağını düşünüyorum altılı ganyanlar için. Birinci altılı ganyanın son ayağına geldiğimizde 1400 metre mesafeli şartlı koşu. Yine sürprize açık bir yarış. Burada 6 atı ben değerlendirmeme aldım. İlk olarak 7 numaralı Reckless Please önceliğim. Jockey'i iyi idare edebilirse yarışı kazanacağını düşünüyorum. 7 numara. Sonra 8 numaralı Bossman Jones. 4 numaralı Alonzo Mosley. 1 numaralı Long Legged Boy, 10 numaralı Mines Sheep, Don't Lie ve 5 numaralı Where Is The Passion. Yine şans verdiğim safkanlar 6. koşuda 7, 8, 4, 1, 10 ve 5. 7. koşu 1200 metre mesafeli koşu. Burada da 8 safkan yarışa kayıtlı. 5 tanesini değerlendirmemi aldım. Yakın performans sergilemiş safkanları var burada. Önceliğim benim de AGF tablosunun favorisi 7 numaralı Hanarori Degree. Benim de favorim. Son altıncılığını ölçü almıyorum. Zaten ilgilileri de biraz geri aldı. 89 gün arası var. Tekrar hazırlayıp yarışa koydular. 5 birinciliğinin de toplam 5 birinciliği var. 5'inin de bu mesafede olduğunu da hatırlatmak lazım. Dolayısıyla favoriliği hak ediyor. Sonra 6 numaralı Cibologist. 2 numaralı Parsday. 3 numaralı Big Brown Shoes ve 8 numaralı Lord Arthur. Yine şans vereceğim diğer safkanlar oldu. 7. koşudaki sıralamam 7, 6, 2, 3 ve 8. 8. koşu 1300 metre mesafeli dişlere ait koşuda 7 safkan yarışı kayıtlı. Diğer bir tekim de burada olacak. AGF tablosunda favorisi. Gününde büyük favorilerinden biri 2 numaralı Flor de Sombra. Benim de favorim ve tek olarak önereceğim safkan. Şu ana kadar 7 kez koşup 5 birincilik yapmış bir safkan ve bunların üçü de stakes koşular. Dolayısıyla çok iyi bir performans sergiledi şu ana kadar. Bugünkü jokeyi Sanchez'de de 4 kez koşup 3'ünü kazandı. Bugün için de rakiplerini geçmesini bekliyorum. 2 numara için tek deyip son ayağa geçiyorum. Son ayak Philadelphia'da 23-26'da başlıyor. Altılı Ganyan'la bitmiş olacak son koşuyla. 1300 metre mesafede 8 safkanı izleyeceğiz. Yine sürpriz olabilecek koşulardan bir diğeri bana göre. Dolayısıyla fazla at yazdım burada. 3, 6 at değerlendirmemi aldım. Hatta haşta diyebiliriz zaten. 8 at var. Sıralamam ise şöyle olacak. Son iki yarışını kazanan 4 numaralı Tough Constitution. Adeta değişti son iki yarışında özellikle dereceleri vesaire baktığımda. Bugün için de kazanabilir. Sylvester Gonzalez'le 4 numara favorim. Sonra 6 numaralı Gilbert ikinci önereceğim safkan. 3 numaralı Rob the Rich AGF tablosunun favorisi. Ben de 3. tercihime yazdım. 7 numaralı Talented Man, 8 numaralı Vision ve 1 numaralı A Dangerous Guy. Yani bu kadar at yazdıktan sonra Frank Pennington idaresindeki 1 numarayı da ilave ettim şablonuma. Dolayısıyla son koşudaki sıralamamda 4, 6, 3, 7, 8 ve
1 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Muhtemelen Indianapolis hazırlıklarımı tamamlayacağım ve onunla ilgili de tahminlerimi biraz sonra paylaşacağım sizlerle. Görüşmek üzere, bol şanslar.